Herkese merhaba, ben Bayboluz ve Dissanırd'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Devam edelim. Hound Pits Barı. Doğru zamanda bir engelleme yapmak düşmanı sersemletir. Evet, öyle bir şey var. Öğrendik. Birkaç kere test ettik, onayladık. This is the Hound Pits pub, closed for business after district marked off as dead from the plague. Abi güzel gözüküyor. Bayağı düzgün ve güzelce yapılmış. Tabi şurası bayağı parçalanmış ama. Modeli öyle. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Sonuçta tek problemim benim, değil mi? Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. Anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name. He can. Sadıklarla barda tanış. Sadıklar. Bu sesleri duyuyor musunuz? Bu bilimin sesleri. Hadi be, tahta birazcık bulutlama yapacaktım, ondan sonra konuşacaktım. Corvo, I'm Admiral Havelock, a true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with you. Tabii kesin öyleyizdir. Coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny. And restoring the throne. Doğru, şu an öyleyiz. Execution, we're committed to finding young Lady Emily. Emily'yi bulup imparatoriçe olarak tahta çıkarırız. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Zorlu bir zamanlardan geçiyor ama kafası çok iyi çalışıyor falan dediler. Türkçe biraz kötü değil ama bazı şeyleri kaçırıyor. Birkaç küçük kelime daha ekleyebilirlerdi bence. Türkçe çeviriyi bu arada şey yaparım, muhakkak veririm, merak etmeyin. Önceki bölüm vermediysem. Yine kontrol edin. Eğer yoksa söyleyin bana, uyarın. Abi işte Türkçe yama işi yapmamışsın. Ne oldu lan? Bir gözüm kararıp gelip gelir gibi oldu. Ne oldu lan? Biraz etrafı unuttum değil mi? I was once a close ally to the Lord Regent, Hiram Burrows, back when he was just the spy master. Wallace, he's one please breathe two bars. I can tell you that. Ya zaten başça susar öyle olur. What happened? Did you Yok bir şey. Hayır. Ben de çok ikna edeceğim şu an, değil mi? Ne lan? Bir tiyatro oyunları oyuncuları. Neyse. Eğer merak ediyorsanız kendiniz durdurup okuyabilirsiniz. Bazıları güzel gerçekten, bazıları ben de ne olduğunu ilk kez görüyorum. Pek dikkat etmiyorum. Ya da dikkat etmemeye çalışıyorum. Hemlock'un günlük bölümü 1. Adamlarımız koruma için eski bir kolonizasyona silah bırakmaya gidiyor günler oldu. Henüz dönmediler. Umarım mühimmatları ulaştırabilmişlerdir. Diğer o şeyleri yapmak için önemli miktarda zaman ve para harcadı. Onları kütle olarak üretmenin bir yolunu bulabilirsem, Dunwall donanması dünya üzerinde egemen güç olarak yerini alır. Korvo'ya dönersek, Cold Bridge'den kaçabilecek mi? Buraya varabilecek mi? Şansı en fazla 5'te 1. Neye göre 5'te 1 lan? Neye göre 5'te 1 bilmiyorum ama. Heh,
Herhalde kaçmayı becerebilen insanlar istatistiklerinden. Bar, ana oda anahtarı. Bar, ana oda anahtarı. Bar, odası anahtarı. Bar, ana oda anahtarı. Sen bunu ben kullanabilir miyim? Geçmeme izin ver. Lan. Bar, ana oda anahtarı. Burası değil. Hangisi olduğunu tam olarak bilemedim ama. Neyse ya, fark etmez o kadar. Loot 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 loot. Tamam ya, bir şey yok gibi. Bu kadar lootlama yeter. Sen dur, buralar vardı. Aaa, loot. Para 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 para. Aaa, Samuel'in yeri. Senin burası önemli. Samuel burada not alıyor. Unutmayın. Pandisia'nın gizemleri. Buraya sürekli uğramamız iyi olur. Tamamdır, artık konuşabiliriz. Helal lan sana. Becerikli, yetenekli, zeki adam. Aynı ben. Piero'nun istediği üretildi. Hayır, istediğim malları sağlayamam. Bir çanta dolusu toz kristal mi istiyorsun? TV'ye cevherinden mi? Kristoldaki taşlar ne alemde? Tüylerine ne demeyin? Tüye ihtiyacın varsa yastığını parçala. Belki akademi ihtiyacı olan her şeyi ayağına kadar getiriyordu ama burası benim barım ya da geriye ne kadar kaldıysa işte. Bütçemiz kesintide, yağımız, yiyeceğimiz, iksirimiz, yapı malzemelerimiz ne varsa tükeniyor. Yani sana sıra gelmez. Gerçekten gerekli olmadığı sürece faturalara birisinin alışverişini katamam. Daha fazla bakır, tel ve özel ot bulamam. Bu şeylere gerçekten ihtiyacım varsa sokağa çıkıp çöpleri karıştır. Şehrin yarısı mahvolmuş. Yani kimsenin çıkıp da niye çaldın diye bir hesap soracak hali yok artık. Yoktur artık. Adamı bayağı, yani anlayışla karşılıyorsunuz. Burada adam abi, ama haklı da. Devlok da haklı. Portal referansı. Ceset sayıcının sorumlulukları. Balina deneyi. Balina yağını işlemek. İlginç ilginç konular. Balina yağı dolu mu istiyorsun? Burada nasıl çalıştığını anlatmış pekala. Yoğunlaştırılmış balina yağı. Bu şey bir çeşit biyomas. Şu an aklımda bunun ne olduğunu çözümlemeye çalışıyorum da. Bu şey petrol gibi düşünün. Yanıcı. Böyle ve aynı zamanda sıkıştırıldığı için tankta patlayıcı. Bunu daha da sıkıştırırsan ne olur? Katılaşabilir. Ya da katılaşır. Ve taşıması daha ucuza mal olur. Öyle, öyle. Hmm. Perfect.
thank you coin. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face, but this mask will mean terror to them. If you just hold still, fit must be precise. There. Can you see normally? Send the lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear. Teçhizatlarını yükseltebilirim, silahlar, cephaneler. Ama buradaki durumumuz kötü. Şehirdeki değerli eşyaları getirip ben de onları kara borsada satayım. Böylece sana teçhizat yapmak için yeterli param olur. Bu biraz niye etraftaki topladığımız eşyaların bize para sağladığını açıklıyor. Olur. Bakalım. Uyku oku. Yok. Alma bir. Yükseltme. Kemik tasım. Birazdan bunu ne olduğunu öğreneceksiniz. Şunu al abi. Tamam, hiçbir şey yetmiyor daha sonra paramız zaten. Yorgun olmasın, gidip biraz uyu, yakında hayatın daha da zorlaşacak. Sağ ol be Piero, ne kadar içimi açtığını bilemezsin. Biraz etrafa bakalım da. Suyu düşman uyumaz. Uyanık dur. Tamam, bunu düzgün atamadım. Bu da düzgün bir yere, istediğim yere gitmedi ama. Direklere nişan alıyorum desem, inanır mısınız? Sana yaptığını söylenirsin öyle mi? Uyuyalım bari. Başka bir yer. Niye kapıda birisi var ve sanki bana uyudun mu diyecek gibi duruyor. Psst. Uyudun mu? Ya biraz daha yavaş. Uyudun mu? Bir suyla yüzünü bir yıkadım. Hadit. Geronimo! Tamam. Şu taşların üzerinde durabiliyor muyum? Ufak bir aradan sonra geri döndüm. Evet, o. Tamam. Bu sefer fazla oyalanmayacağım. Tuhaf bir yer çekimi. Hello Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this I have chosen you and drawn you into the void. Ki diğerlerini boşluğa çekebileyim diye. Ben yabancıyım ve bu da işaretim. Bu güçler senin amacına hizmet edecek. Ve o güçler sayesinde insanları boşluğa çekebileceksin. The Void. Görüşürüz aslanım. Ha şimdi. Güç kıpırdı. Dünyadaki işleri hızlı. Hızla ve hızlı adımlarla hareket etmek için yukarıda olduğunu öğrenebilirsin. Hedefi sessiz bir şekilde ulaşmak için onu var. Kraliyet şey mi bu? Ha, bu bizim geldiğimiz koltu sanırım. Düşmüş mektup.
Onu kurtaramazsın, onu kurtaramazsın, onu kurtaramazsın. Hemen yenilmek. Korvo, çok kötüyüm. Annemin öldüğünü söylüyorlar. Ama bir şişeye not koyup nehre bırakacağım. Çünkü onlara inanmıyorum. Burada yaşamak çok garip. Burayı sevmedim. Gelebilirsen gel lütfen. Tuşuyla manayı dolduruyormuşuz. Aradığı bölgeleri mi şey yapıyor, parçalıyor. Geriye buralar kalmış. Ki biz neredeyiz? Ki biz neredeyiz? Sulak bir yerdeyiz. Şurada mıyız? Sanki şurası gibi. Ama bilmiyorum, belki burası farklı bir haritanın bir yerinde haritası olabilir. Neyse. Kuşlar. Ben sınavlarda iyiyimdir, sen sıkıntıya. Ve biz de tüm bu rünleri bulacağız, toplayacağız. Ellerimle kalıba döktüğüm canlı bir kalp. And it will guide you toward my wounds, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now, and find another room. This place is the end of all things. Kalp. Kalp üstüme elini taşıdan sırada sana gerekse sonra ürünlerini yerine bunu konusuna yalvaracağım. Bir kişi ya da bir hedef olarak sana bazı sırlarını fısıldar. Kişiler hakkında bilgi de alabiliyoruz. Ha bir de şunları şöyle sıraya dizelim. Tabii ki de yolumuzun üzerindeki neredeyse her yere uğrayacağız. Ve her şeyi toplayacağız. Burada değil, burada değil. Tarafta ne var? Hiçbir şey gibi gözükmekte. Ama gerçekten hiçbir şey mi şimdi? Belki tepesinde bir şey vardı. Bekle. Ve ilk ürünümüz. Kıymetli miyiz? Ürünler ve güçleri edinmek. Ürünleri topladığında gününü açıp güç kategorisine ulaşarak güçlerini öğren geliştir. Ürünleri doğaüstü güç elde etmek için toplamalısın. Tamam. Şimdi benim aklımda şu var. Kıpırtı birde kalacak. Ya da dur. Şöyle önem sırasını söyleyeyim. Şimdi ben biraz gizli gitmeye çalışacağım. Ama yakalandığımda da insanları öldürürüm. Söyleyeyim. Ya da kaçmaya çalışacağım. Ama lootları da toplamak istiyorum. Bu yüzden de kara görüyü bir seviye geliştiriyorum. Seviye 2'de duvar aracılığı, güvenlik cihazı, silah, cephane, sikli anahtar. Para da diyebilirdim ona veya tuzak gibi önemli ürünleri gösterir. İkinci seviyede bunları gösterecek. Birinci seviyede sadece insanları ve onların görüş alanlarını. Kıpırtının ikinci seviyesinde ise oha 3 ürün istiyor. Bu iki. Neyse yine de kıpırtıyı geliştireceğiz.
İkinci seviyede ise daha uzak mesafelere ışınlanabiliyoruz. Çeviklik. Bu çok iyi oluyor ama... Daha sonraki sıralarda. Şimdi eğer siz böyle etrafta her şeyi toplamak istiyorsanız kara görüyü geliştirin. Daha sonra kıpırtıyı geliştirin. Daha sonra çevikliği geliştirin. Sırf görünmeden, ne bileyim kimseyi öldürmeden ilerlemek istiyorsanız. Eğer ben katil olacağım diyorsanız kara görüyü almanıza gerek bile olmayabilir. Kanos samış alın. Bir de üzerine yiyip bitiren sürüyü alabilirseniz bunlar çok güzel özellikler. Oyunun sonlarına doğru da tahrip yeliği alırsınız. Ya da zaman bükülmesini falan. Zaman bükülmesi zaten her alanda işe yarayabilir. Bunu mantıklı kullanırsanız. Onun haricinde diğer özellikler pek bu kadar iyi değil. Hakimiyetin olayını söyleyeyim. Bunun birinci yeteneğinde hayvanların içine giriyorsunuz. İkinci yeteneğinde ise bu guardların, adamların falan içine giriyorsunuz. Ki bayağı gay. Bunu almayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Ya da yaratıcılığınız varsa alabilirsiniz tabii ki de. Ve gaysiniz. How you use what I have given you falls upon you, as it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. İyi seyirler diyeyim, ne diyeyim? Göz kapaklarında yalan, yanaklarında bir kan ekizi varsa şehir gözetimine bildirin falan der. Uy! Her yer kemik tılsımı dolu. Topla topla topla. Söylentiler ve görülenler Davut. Bir denetmenin gizli saha raporundan alıntıdır. İzinini sürdüğümüz kara büyüyle uğraşan tüm insanlar hiçbiri Davut kadar manastırı ilgilendirmiyor. Denildiğine göre annesi Pendisiyel sahillerindeki takım adalarından birinde bir cadıymış. Adaları açılmayı gözle alan korsanlar tarafından esir alınmış. Efsaneye göre gemi döndüğünde vakit kaptan ölüymüş. Cadı mürettebatı kontrol altına almış. Davut onun karnındaki bir gölgeydeymiş. Eğer tamamını okumak isterseniz Davut'un hikayesini falan burada yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. İmparatorluk casusu. Üf, ne hikayeler var burada abi. Bu arada bu Dishonored denilen oyun bir kitapta yazılmış hikayeden konu alınmakta. Birazdan tüm o şeylere bakacağım, merak etmeyin, aldığım, topladığım eşyalara. Battle Sokağı, Battle, Şişe Sokağı çetesi üyeliğinden bir tarafından gönderilen bir dizi mektuptan alıntıdır. Gevşe içeni. Oooo. Vay be. Helal olsun mu desem adama? Biraz yetenekli çıkmış. Paçavra ninenin günlüğü. Granny Rex sanırım bu. Başıboş bir sokak müdavinin filminden alıntıdır. Elbette sana anlatayım canım. Senden hiçbir şey, hiçbir sık saklayamam. Sır. Hayatın tüm kasvetli günleri sanki bir evin pencereleri gibiydi. Hafta oldu sokağa bakıyordum. Artık elimde kimse yaşamıyordu. Kimseyle tanışmak sanırım. Kocamlar orada yaşarken iyilik, saygın insanlardık. Vera Moray derlerdi. Senin evin Boyle Malikanesi kadar büyük. Hatta daha iyi. Akşam yemeklerin lüks, partilerin en iyisi. Genç Sokolov partili polo tremi yapmaya geldiği vakit en güzel çağlarımdaydım. Bu ne göz alıcılık demişti. Zar zor bir adamdı. Çok gençti. Ülke genelindeki en iyi insanlara resimlerini yapıyordu. Herkes, tüm arkadaşlarım onun elinden bir portre isterdi. Ama bir tek bendim canım. Onun elinden resmi çıkan, parıldayan bir tuval üzerinde güzel bir sikleydi. Ama tamamı partilerden ve resimlerden ibaret değildi. Kocam ve ben sürekli evde değildik. Hayır, beraber seyahat ederdik. O ve ben adaların dört bir yanına, hatta Pendisiyan'ın kızıl uçurumlarında dolaştık. Tüm bu işaretler ve kemikler öylesine derinden oyulmuş ve parlaktı ki, birçok değerli şey bulduk ama hiçbiri o kara gözlü çocuk kadar değerli değildi canım. Eski kemikleri eve getirdim. Sevgili kocamdan gizledim. Sonra kendi başıma kaynatıp oymayı öğrendim. O kadar güzel hediyelerdi ki canım. Küçük değilsiz çocuk onları eve getirirdi. Onları çok severdi.
Yeni kemiklerle bana her gelişinde ne istediğini gözlerinden okunurdu. Diri tutulmuş olsa da bile ne derdi gözleri? Benim için oysana bu kemikleri. Bana başka bir hediye yapsana. Sonrasında gitti. Öyle bir gitti ki Dunwall Kulesi'ne kadar İmparatorluk celladı oldu kendisi. Küçük sessiz çocuğun parlak parlak kılıcını kuşandı. Daha iyi kemiklere ihtiyacım vardı, anlayacaksın. Daha iyi kemikleri oymaya ve cilalamaya. İmparatorluğun celladı. Vay vay vay. Demek ki hepimiz birbirimizle bağlantılıyız ha? Doğaüstü güçlerini beyaz canlılar saldırmaz. Doğaüstü gücü tüketebilir. Ateş suyu. Kılıç çekişmelerini daha sık kazanırsın. Patlama direnci. Su altında nefes alma daha düşsün. Kastetme büyük parça sağlık verir. Belki ihtiyacımız olur. Yüzme hızında artış. Kırılan camın sesi orta derecede azalır. Anahtar deliğinden bakarken, gözetlerken ekran orta derecede yakınlaşır. Tamam, bu da olsun. Sonuçta gizlilik değil mi? Orada bir ürün var. Yok yok, bekle. Bunu 1'e koy. Bunu 3'e koy. Orada bir şey koymaya gerek yok ya şimdilik. 5'e şunu koyalım. Belki birilerini hızlıca öldürmek isterim. Nerede? Hadi. Çık. Çık, suda kaldım, çık. Aa, bir şey kıçımı yedi. Oh, kendi yolunuzla oynayın. Güçler. Ürünlerle düşmanları yenebilir. Çevreyi kullanarak yaratıcı şeyler yapabilirsin. Kıpırtı gücüne çatan çatıya sıçrayabilir. Hakimiyet gücüne sıçanların ve balıkların içine girebilirsin. Veya zaman bükülmesi gücüne düşman grubunu hızlıca saldırabilirsin. Ya da aralarından geçebilirsin. Uy, sıkıştım. Sen tepesine. Tepesine çıkmıyorum. Abi bir şuraları bir yerlere çıkamadım ya. Ha, sonunda. Sonunda. Loyalist. Ya bunu buraya böyle yapmanız yalnız pek biraz belli ediyor yerimiz ama herhalde sorun olmaz. Bir şeyler yazmış mı? Hayır. Daha görevi tamamlamadık. Şimdi bu burada daha fazla para kazanabileceğimiz yer var. Havlock stopped in earlier, but I forgot what he wanted. Sanırım seni görmüş. Pekala. He's waiting to see you. Kapıyı açabiliyor muyum? Açık zaten. Şuraya gidelim. Hop, buradayım. Hadi ben ışınlanacaktım. First off, I know that assassination is dark business. But sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart. Bu sonunda tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. Yüce denetmen Campbell senin elindeydi. Ama kolay olmuyor. Müthişler tarafından korudu. Yobaz dolusu bir ordu. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal. Because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true.
We're counting on you. Rahat ol. Another thing. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us. Bizden biri. Yapabilirsen onu bul. Martin. Bize yardımını kullanabilir. Strateji uzmanımızdı. It'd be good to have him back here at the help is. Bence bir stratejistimdir. Muhteşem uzun bacaklar. Anonim yazılarda tarafından yazılan kamu endişesi mektubunda alıntıdır. Bizi yöneten otoritelerden ne diyor? Tanıtıyorum. Bu da okuyucu. Biz gerçekten affetli. Sifadin ismin eski kraliyet başçağısı olması bir tesadüfün ibaret değildir. Bizler, isimsiz kalanlar bu olayların birbiriyle bağlantılı olmaya inanıyoruz. Baskı belirtileri her yanımızda, evlerimizin ışıklandırması ve ısıtmasının sağlamak amacıyla yapılmış Sokolov tasarımları aslında bize karşı korkusuz almak ve şehirdeki yaşayışımızı kontrol altına almak için birer araca dönüşmüştür. Bu veba nereden ortaya çıktı? Bazıları dışarıdan getirildiğini söylüyor. Barbarca bir teori mi? Belki. Vay. Kız. Corvo. Hello. I'm Callista. Hatırlıyorum. Evet, hizmetçilerden birisin. Sorun değil. Olay ne? Onu anlat. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, ama amcam Joe Kernow, still serves as captain of the city watch. Kernow. But he's a good man and my only family. Jeff Kernow. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Tabii. My uncle. Just give the word. Sana düşman olanlar ve senden olmayanlar. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing into the overseer's nest. I'd recommend going with the best gear you can get together. İyi dedim. Bir kontrol edelim yine. Piero. Kalp atmaya devam ettiği sürece ruh da ondan asla ayrılmaz. Elektrikle bir kalbi sonsuza dek attırabilirim. Ama içindeki öze ne olur? Bu fikirleri uyanıkken bulsam daha kolay olur. Rüyalarımın ürünü olan fikirlerimin peşinde gitmekte huzursuzum. Aslında gerçekten böyle bilimle ilgilenen insanlar, mesela bende de vardı bir aralar. Böyle bilimde ne kadar çok düşünürsem gerçeklikten ya da insanlardan, toplumdan o kadar böyle uzak düşüyormuş gibi oluyorum. Böyle sanki basit, mutlu, güzel bir hayattan uzaklaşıyor ve daha ıssız, soğuk, koyu ve ne olduğu bilinmez karanlık sulara gömülüyor gibi. Piero, seninle o kadar çok ortak noktamız var ki. Ve rünün var. Abi, mis gibi oldu. Bir tane de uyku oku alalım yine. Bir de daha fazla paramız var mı? Var. Bitti sanırım. Pekala, öyleyse şey yapalım. Mercek. Tılsım kapasitesi. Bir de... İsabet menzili. İsabet menzili, isabet. Tamam, tüm paramı harcadım. Eğer ileride önemli bir şey almamız gerekirse para yok. Benden bir şey istemeyin. Ama rün aldım. Bekle, kullanabiliyor muyum? Evet. Bekle, hayır, dur. Çevik. Kıpırtı yüksekliği artar ve düşerken onu alsın. Kıpırtı yüksekliği artar. Şunun yüksekliğe uzunluğu falan ne artırmış? Uzağa götürmemiz lazım. Uzaklığa değil de çatılara falan aşağıdan baktığımızda daha kolay erişebiliyoruz, öyle düşün. Şimdilik dursun ya, onu birazdan hallederiz. Ne alacağımızı birazdan seçelim. Gidelim aslanım. Yüce Denetmen Campbell. Şehirdeki tarikat militanlarının oluşumunu öncülük etmekte Lord Naip'in yakın müttefiklerinden biri. Campbell bu işlere tamamen bulaşmış biri.
Emily'nin yerini gizli bir şekilde tutmakta. Yüce denetmenin ofisine gizlice gir. Campbell'i ortadan kaldır. Gününü çal. Sadıkların bir müttefiki Martin'in orada tutuluyor. Onu serbest bırakıp kaçmasına izin ver. Pekala. Bir saniye. Ben burada ara vermek istiyorum yalnız. Biraz yorgunum. Bu videonun ne kadar süre olduğunu bilmiyorum ama... Biraz ağırdan alalım, tamam mı? Daha neredeyse her gün video gelebilir ama süreleri biraz az olsun. İsterseniz 2-3 günde bir video da atabilirim ama o bana ağır gelir ya. Zaten son günlerde biraz kendime şey yapamıyorum, bakamıyorum. Çeki düzen veremiyorum. Biraz yavaşlayalım, tamam? Yavaş yavaş ilerleyelim. Mesela her gün 10 dakika, 15 dakikalık bir video olabilir. Umarım Dishonored'in ikinci bölümünü sevmişsinizdir. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.